neden aday olduğumu açıklamak istiyorum. Ondan sonra da üniversiteyle ilgili, vizyonumuzla ilgili bir iki kelime etmeyi düşünüyorum. Bir tane neden aday oldum? Bir tanesi şu, biz birçok arkadaşım, burada da bazıları var zaten, 1992 yılında kurulmuş üniversitemizde, 1992'den itibaren, ben 1993 Kasım'ında başladım burada göreve, bu üniversitenin ilk araştırma görevlileriyiz. Yani üniversiteye başlayan, akademisyen olarak hayatına, üniversitede başlayan ilk gruptanız. Hemen hemen tüm akademik ünvanlarımızı, araştırma görevli, yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi ünvanlarımızı kendi üniversitemizde aldık. Yani bütün üniversitenin geleneğini, kuruluşundan beri, üniversitedeki tüm süreçleri, üniversitenin büyüme ve gelişme sürecini, olgunlaşma sürecini yakından bilen, buna şahit olan bir jenerasyonuz. Bizim şöyle bir iddiamız var, bu jenerasyondan birilerinin de artık üniversite yönetimine talip olabileceğini düşünüyoruz. Bu ikincisi, şahsım adına işte 2003 yılında öğretim üyesi olarak atandığım günden beri bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, enstitü müdürlüğü, sosyal bilimler enstitü müdürlüğü, dekanlık, rektör danışmanlığı, YÖK'te başkan danışmanlığı, işte Bologna uzmanlığı yine YÖK'te, döner sermaye işletmesi yürütme kurulu üyeliği, TÜBİTAK'ta danışma kurulu üyeliği gibi birçok idari ve akademik görev yaptım. Dolayısıyla bu görevi yapmak için yeterli yetkinlikte olduğumu da düşünüyorum. Ama bunlardan hepsinden daha önemlisi, üçüncü neden, benim adaylığım tek başıma aday olmayı düşünüp açıkladığım bir süreç değil. Tüm fakültelerden birçok akademisyen arkadaşımın ve toplumun birçok kesiminden değerli insanların ortak istişaresiyle ortaya çıkmış bir adayım. Yani bu diğer iki söylediğim nedenden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum bu istişarenin. Yani bir ortak akıl ürettiğimizi düşünüyorum. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin altyapısı itibariyle ve akademisyen kalitesi, çalışan kalitesi itibariyle vizyonunun çok geniş olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi bizim burada tabii şöyle bir iddiamız var. Biz bu üniversiteyi tekrar ilham veren bir cazibe merkezi haline dönüştürmeyi vaat ediyoruz. Yani burası çalışanlarına, akademisyenlere, tüm topluma, Isparta halkı dahil buna ilham vermeli diye düşünüyoruz. Çünkü üniversiteler bizim gözümüzde sadece eğitim veren, araştırma yapan, topluma katkı yapan kurumlar değil. Üniversiteler aslında çok üst bir başlıkla medeniyet inşa eden kurumlar. İkincisi, yine kentle çok ilgili ve ülkemizle ilgili bir konu. Biz üniversiteleri kutup yıldızı olarak düşünüyoruz. Bu bizim için çok değerli bir söylem. Kutup yıldızı yol gösterir, yön verir, değil mi? Kutup yıldızı olmadığı zaman yolunuzu bulamazsınız. Üniversitenin kendisine, özellikle toplumsal açıdan, kent açısından böyle bir misyon edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyasanın çözdüklerini çözen değil, piyasaya yön veren, onun önünü açan bir üniversite olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada da bu misyonu üstlenecektir. Bizim böyle bir vaadimiz var. Üniversite bu misyonu üstlenecek. Üçüncüsü, tabii eğer şeyi takip edebiliyorsanız, Türkiye'de şu anda 200'den fazla üniversite var. Belli bir olgunluğa erişti üniversitelerin sayısı, öğrenci sayısı açısından Avrupa Birliği standartlarında rakamlara ulaşmış durumdayız şu anda. Biz tabii yakından takip ediyoruz. Sizler de yakında zaten gündemde göreceksiniz. Üniversiteler nicelik olarak belli bir büyüklüğe eriştikten sonra bir nitelik sorunu ortaya çıkar. Bizim üniversitemizde bundan ayrı değildir. Bizde de bir nitelik sorunu vardır. Daha doğrusu niteliği arttırma sorunu ve kaygısı vardır. Bizim üçüncü vaadimiz, üniversitenin nitelik endişesi taşıyacağını vaat ediyoruz. Bu çok değerli bir şey. Çünkü öğrenci arkadaşlarımızı, çocuklarımızı bize emanet ediyorsunuz. Üniversitelerin diğer devlet kurumları kadar dışarıdan çok büyük bir denetlenebilir fonksiyonlar değil açıkçası. Dolayısıyla üniversite kendi denetimini kendi yapmak zorunda. Biz buna öz denetim diyoruz. Biz en azından nitelik endişesi taşıyan bir grubuz. Niteliği arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımızda büyük ölçüde üniversitede eğitim öğretim niteliğinin, proje niteliğinin ve tabii toplumsal katkı niteliğinin arttırılmasına yönelik olacak. Ama bizim için çok değerli bir grup daha var, araştırma görevlilerimiz. Yaklaşık 600 kadar araştırma görevlimiz var. Bunlar üniversitenin fidanlığı. Bunların niteliği, araştırma görevlilerinin niteliği üniversitenin geleceğidir. Dolayısıyla biz araştırma görevlilerinin niteliğine yatırım yapacağız. Onlar daha nitelikli olursa emin olun ki üniversite 20 yıl sonra çok daha nitelikli bir üniversite olacaktır.